Değerli arkadaşlarım, merhabalar. KPSS lisans, ön lisans, orta öğretim, vatandaşlık soru çözümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Amacımız bol bol soru çözmek. Bu eğitim videomla birlikte totalde 20 tane soru çözmüş olacağız. Gönül ister ki bunun 20 bine ulaşması. Tabii ki bazı şeyleri dolandıracağız, bir daha soracağız, bir daha soracağız arkadaşlar. Amaç çıkan 9 sorunun 9'unu da yapmanız. Risk almak istemiyoruz. Ya hocam bu soru çıkmaz demeyin. Bakın sizlerden ricam, eğer anlatımımı beğeniyorsanız, kanalımda bu seriyi takip etmek istiyorsanız arkadaşlar, yani bir tecrübem olduğuna inanın, bir geçmişim olduğuna inanın, söylediklerime dikkat edin sizlerden ricam. Hemen vakit kaybetmeden 15'in sorumuzun çözümüyle başlayalım. Soru köküne baktığımızda demişiz ki yukarıda bahsedilen yaptırım ya da yaptırım türü aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşum. Demişiz ki tanımda suç teşkil eden eylemleri gerçekleştiren kişilere uygulanan yaptırım türüdür. Bakın bir tüyo buradan verdik, anahtar kelime suç. Bir başka ifadeyle faile uygulanan onu hürriyeti ve mal varlığı değerleri yönünden bir takım yoksunluklara uğratan bir tepkidir. Bakın şuraya da dikkat edin arkadaşlar. Onu hürriyeti yani özgürlüğü ve mal varlığı. Bakın direkt cezaya gitmeniz lazım. Hocam niye? Neden iptal değil? Neden tazminat değil? Arada bir sözleşme var. Her iki tarafta bunun gerçekleşmesi için unsurlar yoksa bu iptaldir. Var mı herhangi bir zarar? Yok. Dolayısıyla tazminat değil. Hükümsüzlükle uzaktan yakından alakası yok. Hocam peki neden cebri icra değil? Cebri icra değil arkadaşlar. Çünkü cebri icrayı bir önceki videomuzda da açıkladık. Eğer kişi üzerine düşen hukuki sorumluluğu yerine getirmezse bunun devlet zoruyla yerine getirilmesine biz cebri icra diyorduk. Hatta üşenmedim kendime örnek verdim. Evlilik için beyaz eşya olayı bir önceki videomuzdan da hatırlıyorsunuzdur. Şimdi neden cezaya gittik arkadaşlar? Basit bir örnek vereceğim ama bu sefer arkadaşınızın adı Ahmet olmasın, Derya olsun, örnek veriyorum. Siz Derya'dan 5000 lira ya da abartıyorum biraz 10.000 lira borç aldınız arkadaşlar. Ve 3 ay sonra ödemek koşuluyla. 3 ay geçti, 5 ay geçti, 8-10 ay geçti. Artık Derya'nın canına tak etti. Derya ne yaptı? Sizin evinize girdi, hırsızlık yaptı arkadaşlar. Evinizde bulunan bu bir elmas olabilir, altın olabilir. Değerli eşyalara sizin izniniz olmadan el koydu. El koydudan kastımız, yanlış bir tabir olmasın, çaldı yani, hırsızlık yaptı. Dolayısıyla bunun kanunda bir karşılığı olacaktır değil mi? Yani bir yaptırım olacaktır. Dolayısıyla yani bunun yanında burada verdiklerimizin esasında hepsi yaptırım. Bize bu hikayeye uygun olan yaptırım türünü soruyor. Neden ceza arkadaşlar? Çünkü yapılan yanlışlar, kanuna aykırı durumlarda kişi özgürlüğünden olabilir. Nasıl olabilir hocam özgürlüğünden? Hapis cezasıyla mesela değil mi? İşte hapse girdiğinde her istediğini yapamayacak. Özgürlüğünden olacak. Aynı zamanda kişiye mesela örnek veriyorum arkadaşlar. Adli para cezası gelebilir. Adli para cezası. Dolayısıyla kişi burada parada kişinin bir nevi malı sayıldığı için mal varlığından da olabilir. Yani kişinin kendi özgürlüğü ve malı kişinin değerleridir arkadaşlar. Bu değerlerden yoksun bırakan tepkiye de biz ne diyoruz? Ceza diyoruz. Yani ortada bir suç varsa kanunda, hukukta bunun yaptırımı nedir? Cezadır arkadaşlar. Gayet de güzel bir soru olmuş konuyu anlamak adına. Hemen bir sonraki soruyla devam ediyorum. Herhangi bir sebeple bir başkasına bak ne demişim. Maddi ya da manevi zarar veren kimselerin yol açtığı zararı ödeme yükümlülüğüne ne denir diye sormuşuz. Artık ben zaten soruda iki tane zarar kullanmışım arkadaşım. Ben ne derim size? Anahtar kelimelere iyi bakın. Tazminat ya da zarar gördüğünüzde, tazminat gördüğünüzde de zararı yapıştırın gitsin arkadaşlar. Tabii istisnalar olduğunda da sizlere bunları söyleyeceğiz. 17'nin sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bir sözleşmenin kesin hükümsüzlüğünü bir başka söyleyişle buttanın gerektiren sebeplerden birisi değildir? Ya da şöyle de denebilir, kesin hükümsüzlüğünü doğuran sebeplerden birisi değildir diye de sorabiliriz arkadaşlar. Burada şıklar arasında size yabancı gelen kelime muvazaa olabilir. Açıklayacağım.
Şimdi imkansızlık, evet, kesin hükümsüzlüğü doğuran sebeplerden birisidir. A şıkkımız doğru. Bakın, kanunun emredici hükümlerine aykırı. Yapma dediğini yapıyorsun yani. Evet, bu da aynı şekilde kesin hükümsüzlüğü doğurur. Kişi haklarına aykırılık yapıyorsun. Bu da aynı şekilde. Şimdi muvazaa yabancı gelebilir ama bunu da alacağız arkadaşlar. Bunu da şöyle basit bir örnekle açıklayayım. Örnek veriyorum, dedenizden size miras kaldı veyahut da dedeniz size tarlasını ya da arsasını bağış yapmak istiyor. Tamam mı? Bağış yapmak istiyor ama bunu aynı zamanda da satışa sunar gibi davranıyor ya da satışa sunuyor. Demek istediğimi anlatabildim mi? Tekrar söylüyorum. Bu dedeniz ya da bir yakınınız size tarlasını ya da herhangi bir şeyini miras bırakacak ya da size bağışlamak istiyor ama bunu satış şeklinde gösteriyor arkadaşlar. Bu kavramın karşılığı muvazaadır ve yukarıda bunu bir hikaye şeklinde verip ÖSYM karşınıza yine getirebilir. Bu arada soruda direkt mesela cevabımız muvazaa değil ama çıkmasını ileride düşündüğüm en azından önemli olan kavramları da bu şekilde ekstra açıklamayı tercih ediyorum. Geriye zaten E seçeneğimiz kaldı. Tam ehliyetli olmak demiş. Bu ehliyetlerden de bahsedeceğim arkadaşlar. Bununla ilgili sorulara da yer vereceğim. Tam ehliyetli olmak demek sen erginsin demek. Senin demek ayırt etme gücün var demek. Ayırt etme gücün var demek. Dolayısıyla bu kesin hükümsüzlüğü doğuran bir sebep olamaz arkadaşlar. Tam ehliyetli değil, tam ehliyetsiz olması gerekiyor. Tamam mı? Tam ehliyetsiz. 18 yaşından küçük olacak, yani ergin olmayacak. Aynı zamanda ayırt etme gücü bulunmayacak. Bu sözleşmenin kesin hükümsüzlüğünü gerektiren bir sebeptir. Ancak E şıkkında tam ehliyetsiz dememiş, bakın tam ehliyetli demiş. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacak. Basit bir bilgi sorusu sormuşuz. Devletin dini İslam'dır ibaresi ilk kez anayasada kaç yılında yapılan değişiklikte kaldırılmıştır demişiz. Yani sınavda tabii birazcık aslında eski nesil bir soru olmuş ama yine de sorularım arasında yer alsın istedim arkadaşlar. Şimdi anayasa soruyorsa 1924 anayasası ve yıl soruyorsa 1928 yılında. Hatırlayın, dine dayalı yönetim teokrasiydi arkadaşlar. Teokrasiyi biliyorsanız aklınıza şuradan İslam gelsin, buradan bağlantı kurun ve dinle ilgili bir ibare kaldırılıyorsa da mutlaka şu 1928 yılını hatırlayın, olur mu? Dolayısıyla doğru seçeneğimiz B şıkkı olacak. Yani bu soru şöyle de sorulabilirdi tabii. Hangi anayasa hangi yılda şeklinde de sorulabilirdi. Yani 1924 anayasası, değil mi? Ya, ve 1928 yılında diyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. 19. ve 20. sorularımız yine temel seviyede bir soru. Ama başka zor soruları çözebilmemiz için temel oluşturabilecek bir soru. 19'da demişim ki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre yasama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir demişim. Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Şıklarda şöyle de görebilirsiniz. Yani TBMM'ye aittir. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz C şıkkı olacaktır. Zaten bir sonraki soruda da demişim ki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre yürütme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? Yani şu belki yasamayı belki, bakın hiç bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum, TBMM olduğunu çıkartamayanlar ya da bilmeyen arkadaşlar olabilir. Ama yürütmeyi mantık çerçeveleri içerisinde şöyle düşünün. Ülkenin ekonomisi kimden sorumlu? Cumhurbaşkanı. Ülkeyi kim yönetiyor arkadaşlar? Ülkeyi kim yönetiyor? Cumhurbaşkanı, değil mi? Dolayısıyla yürütme yetkisi de kime aittir? Cumhurbaşkanına aittir. Yani aklınıza başka şıklar burada aklınızı çeldirmesin. Yürütme yetkisi dediği zaman Cumhurbaşkanı, yasama yetkisi dediği zaman da TBMM. Yani bu sorular birazcık ısınma çalışmaları diyebiliriz arkadaşlar. Aralara serpiştireceğiz. Diyeceğim ki felence soruda zilletin tanımını vereceğim. Şıklardan bulun diyeceğim.
Son yılda gelen bir soru tahkimi vereceğim, diyeceğim ki bulun diyeceğim. Yani soracağız da soracağız sizlerin 9'da 9 yapabilmesi için. Umarım faydalı olmuştur değerli arkadaşlar. Mutlaka kafanıza takılan, hocam ya bu yanlış, bunu ben anlamadım mesela şeklinde geri dönüşler istiyorum sizlerden. Yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.